Hadi. Hadi. Yavrum dön yavrum ya. Dön. Elini oraya tut. La ne yapıyorsunuz siz? Tövbe estağfurullah. Ya sana ne? Sen niye okumaya çalışıyorsun mesajı? Ne oldu? Niye gülüyorsun? Niye gülüyorsun? Deli ya çocuk. Vallaha deli bunlar ya. Vallaha deli. Birader, şöyle sorularla karşılaşacaksın. Bak. Baştan konuşalım. Mesela adam diyor ki X ile Y'yi böyle ısıca yalıtılmış bir kapta bir araya getirdik. Mesela sana şöyle şeyler söyleyebilir. Başlangıçta bir bakıyoruz bunları bir araya getirdiğimizde Y'den X'e doğru. Evladım, geç kalmayın. Ya bunu biliyorsun artık. Sene başından beri söylüyorum ya. AB hocasının yanında olarak yanındayım diyerek derse geç kalamazsın. Kalmamalısın. Ya bu hafifletici bir neden değil. Bak engelledin beni. Hocanıza söyleyin abi kimin yanındaysanız söyleyin. Ya hocam ya bu derste gitmeyin, ders boyunca burada durayım. Ya da beni geç bırakma, ben zil çalınca sınıfa gideyim deyin ya. O ne kadar bir şey olaydır. Allah Allah. Ya da zamanında gidin de adamcağızın söyleyecekleri bitsin. Sizi zamanında bırakabilsin. Çağırıyor 7 dakika sonra gidiyorsun, tabii ki bitmez. Y'den X'e doğru ısı akışı gerçekleşiyor diyelim. Böyle söylesin soru. O zaman sen şuraları görmeyin şimdi. O zaman sen başlangıçta Y'nin sıcaklığı daha çok, X'in sıcaklığı daha az dersin. Ve böyle bir durumda Y'den X'e doğru ısı akışı var dedi. Sen şöyle diyebilir misin? Bunların denge sıcaklığına ulaşmasını beklesem, denge sıcaklığı X ile Y'nin ilk sıcaklıklarının arasında bir yerdedir. Diyebilir misin? He? Diyemezsin. Niye? Çünkü Y'den X'e ısı akarken belki de X'i eritiyordur. X erir, 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 yarısı erir. Sonra Y de X'in sıcaklığına gelir. Denge kurulmuş olur belki. Değil mi? Ha ama şöyle derse bak. Şurayı yine okumayın, burası yok diyelim. Y'den X'e ısı akışı oluyor. Bunları bir araya getirdiğimde. Ve hal değişimi olmuyor burada. Derse işte o zaman tamam. Kesinlikle denge sıcaklığı X ve Y'nin sıcaklıklarının arasında kalır. Niye? Şunun için. Bakın bu abi ısı aktardığına göre X'e, demek ki kendisi daha sıcak olmalı. X'in daha soğuk bir malzeme olduğunu söyleyebilirim. Y ısı aktardığına göre kendisi soğuyor olmalı. Sıcaklığı azaldı. X de ısı aldığına göre kendisi ısınıyor olmalı. Yani sıcaklığı arttı. Hal değişimi de yoksa X'in sıcaklığı artarken Y'nin sıcaklığı azalırken mecburen aralarında bir yerde şey olacak. Ne derler? Denge kurulacak. O zaman TX ile TY'nin tam arasında bir yerde diyebilirim. Ha, bundan sonra da neye bakarım? Bizim daha önce incelediğimiz MC değerine bakarım. Yani ısı sıhhasına bakarım. Bundan sonra ısı sıhhasını kontrol ederim. Isı sıhhası büyük olanın sıcaklığına, ilk sıcaklığına daha yakındadır denge sıcaklığı derim. Olur da biter. Tamam. Ama dersem ki ya hal değişimi de olabilir. Yani bana soruda sadece bunları bir araya getirdim. Y'den X'e ısı akıyor derse işte o zaman hal değişiminin olup olmaması konusunda soru işaretlerini de düşünerek devam etmem lazım. Y'den X'e ısı akıyor. Tamam. Denge kurulurken gerçekten X hal değiştirmemiş. Y'nin zaten hal değiştirmesi mümkün değil. Dolayısıyla işte arada bir yerde sıcaklık dengesi kurulabilir. Isıl dengeye ulaşılabilir diyebilirsin.
Ama Y enerji verirken X'i eritmeye başlamış olabilir. X'i eritmeye başladığı durum için de Y'den X'e enerji akmaya başladığı anda X eriyor olabilir. Yani X zaten erime sıcaklığında olabilir. Ya da Y X'e enerji aktardığında X biraz ısınır, sonra erime noktasına gelir, sonra erir gibi durumların hepsini düşünmek gerekiyor sevgili arkadaşlar. Burada kesinlikle ifade edebileceğiniz bir nokta. Eğer Y X'e enerji aktarıyorsa ve bu ikisi katı cisimse Y'nin hal değiştirmesi mümkün değildir. Katı cisim ısı vererek hal değiştiremez. Değil mi? Dememiz lazım. Ya da gaz için konuşursak aynı şeyi ifade ediyoruz. Bu sefer de gaz ısı alarak hal değiştirmez. Ha biz burada tabii katı sıvı ve gaz için konuşuyoruz. Bir de tabii yüksek sıcaklıklarda gaz halinden plazma haline geçişler falan var. O genel olarak burada bahsedilen bir durum değil sevgili arkadaşlar. Şöyle derse ısıca yalıtılmış bir kapta X, Y cisimleri ekleniyor, konuluyor yan yana. X'in sıcaklığı azalıyor, Y'nin sıcaklığı değişmiyor. Bak bu sefer kesin ifadeyi şöyle kurmuş oluyorsun. X'in sıcaklığı azalıyorsa Tx büyüktür T'ye. Böyle bir ifade söylenmişse Tx büyüktür T'ye olmak zorundadır. Başka çaresi yok bunun. Son durumda denge sıcaklığı T'ye oluyor. Denge sıcaklığı da şuna eşit oluyormuş. T denge. Ha tamam. Aslında ne demiş oluyor bu sefer bana? X cismi daha sıcak cisimdi. Y cismi daha soğuk cisimdi ama Y cismi hal değiştirme sıcaklığındaydı. Yani erime noktasındaydı. X cismi Y cismine enerji aktardı. Dolayısıyla Y cismi eridi. Eridi ama bir türlü de eridikten sonra sıcaklığının artması safhasına geçemedi. O sırada X soğudu ve aynı sıcaklığa geldiler. Ondan sonra da ısıl denge kuruldu. Peki şu olayı zaten soru söyledi bize. Tx büyüktür Ty'yi biz X'ten Y'ye ısı akışı gerçekleştiği için çıkardık. Denge sıcaklığının da Y'ninkine eşit olduğunu soru söyledi. Ben sana desem ki bu olay sırasında, bu durumda yargıları sıralıyorlar. İşte Tx büyüktür, Ty'dir. Denge sıcaklığı şudur falan falan diye söylediler. Artı şunu söyledi. X cismi hal değiştirmiştir. Yalan. X cisminin burada böyle bir ifadeyle hal değiştirmesi mümkün değil. X cismi zaten katı. Değil mi? Kap içerisindeki duruşlarına bakarsan katı. Ve X cismi enerji veriyor. Katı cisim enerji vererek hal değiştirmez. Enerji aldığında ancak hal değiştirir. Dolayısıyla X cisminin hal değiştirmesi mümkün değil. Güzel. Y cismi erimiştir. Evet, erimiştir. Kabul. Zaten soru açık açık bunu söylüyor. Peki, Y cismi ısıl dengeye ulaştığında tamamen sıvıdır. Bunu bilmiyoruz. Belki bir miktar eridi. İşte atıyorum %30'u eridi, %70'e katı, %30'u sıvı hale geldi. Bilmiyorum bunu. Belki %90'ı eridi. Belki de şöyle oldu. X ona enerjiyi verdi, Y erimeye başladı. Eridi. Tam Y'nin tamamı eridiği anda X'in sıcaklığı da Y'ninkine eşit oldu. Belki tüm malzemeyi eritti ve o anda ısıl denge kuruldu. Bunu da bilmiyorum. Değil mi? Dolayısıyla kapta sıvı halde Y olduğundan eminim. Ama katı halde Y var mı yok mu bunu bilemiyorum. Şuradaki ifadelerden bilemiyorum. Gördünüz mü? Anlaşabildik mi? Dolayısıyla da kapta ne kadar katı var ya da katı artı sıvı var mı yok mu bunu söyleyememiş oluyorum sevgili arkadaşlar. Tamam. Yani soruda verilen ifadeleri siz sıcaklık ve ısı hakkındaki bilgilerinizle birleştiriyorsunuz. Bu kadar bir olay aslında hal değişimi. Bizim için bu hal değişiminde en çok şey yapılan, araştırılan noktalardan bir tanesi suyun hal değişimi.
Bunu grafik üzerinden de soruyorlar bol bol. Bu nasıl bir silgi ya? Mesela şöyle bir şey söylese bize. Bu konuda ne dersiniz? Şimdi diyor ki ısıca yalıtılmış bir kap var deniz seviyesinde. Bu kabın içinde bir miktar su var. Sonra ben bu suyu kabın içine bir miktar da buz attım. Sonra suyun kütlesinin zamana bağlı grafiği bu şekilde oldu. O zaman sen bana yorum yap. Diyor. Ne diyeceksin? Nasıl yorumlayacaksın? Başlangıçta sıcaklık nedir? Başlangıçta suyun sıcaklığı nedir? Buzun sıcaklığı nedir? Yok efendim buzun tamamı mı erimiş, yarısı mı erimiş? Ne olmuş, ne bitmiş diye soracaklar size. Şimdi mesela burada ilk olarak ne düşüneceğiz? İlk olarak şunu söylesek bence doğru olur. Bakın su kütlesi başlangıçta sabit mi? Evet sabit. Su kütlesi sabit oluyorsa ve ben su ve buzun karışımından oluşan bir kaptan bahsediyorsam başlangıçta buzun kütlesi de sabit demektir değil mi şurada? Birinci aralıkta. O zaman burada ne buz eriyor ne su donuyor. Nasıl yani? Sonrasında ne olmuş? Sonrasında buz erimiş. Allah Allah. Önce bir değişiklik yok, sonra değişmeye başlıyor. Ha demek ki o zaman ilk başta bu cisimler hal değiştirme sıcaklığında değil. Sonrasında kütle değişebildiğine göre sonradan hal değiştirme sıcaklığına ulaşabilmişler. Ama başlangıçta ikisi bir sabit kaldığı durum söz konusu. Başlangıçta bu arkadaşlar hal değiştirme sıcaklığında değilmiş demek. Sadece su ve buz için konuşuyorsam ikisi birden hal değiştirme sıcaklığının dışında sıcaklığa sahip olmalı. Ben onu anlatmak istiyorsun. Tamam anladım. Şimdi söyledim anladım. Haklısın yani. Sadece su ve buz için konuşuyorum madem öyle. Şu anda sadece su ve buzdan bahsediyorsam birinci aralıkta su donmaması lazım. İkinci aralıkta birinci aralıkta buzun erimemesi lazım. İkisi birden olması gerekiyor. İkisinin de kütlesi sabit olmalı demiş oluyor. O zaman demek ki şöyle bir şey olmalı. Ha tamam. Mesela buzun sıcaklığı 0 derece olsa, suyun sıcaklığı da 0'ın üstünde olsa o zaman buz erirdi. Değil mi? Birinci aralıkta o zaman direkt olarak buzun sıcaklığı 0 derecedir demek yanlış olur. Mesela suyun sıcaklığı 0 derece desem ama buzun sıcaklığı da eksi dereceli desem Celsius'a göre o zaman da su donardı. Yine kütle değişirdi. O zaman demek ki ikisi birden olmadığına göre ben şöyle diyeceğim. Birinci aralıkta suyun sıcaklığı 0'ın üstünde, buzun sıcaklığı da 0'ın altındaymış. Tamam? Anlaştık mı? Bu şeylerde, grafiklerde ilk ifadelerden bir tanesidir. Suyun ilk sıcaklığı 0'ın üstündedir. Buzun ilk sıcaklığı 0'ın altındadır. Bunu temel olarak söyleyebilmemiz için hal değiştiren malzeme var mı yok mu buna bakmamız lazım. Tamam? Peki. Belirli bir süre boyunca su kütlesi sabit kaldı. Sonrasında dikkat ediyor musunuz? Su kütlesi artıyor. Yani burada hal değiştiren buz oluyor. O zaman su donuyor ifadesi kesin yanlış olmuş oldu. Artık su donması mümkün değil. Ama buz suya dönmeye başladı. Buz erimeye başladı. O zaman demek ki ikinci aralıkta buz eriyor. Değil mi? İkinci aralıkta buz eriyorsa ikinci aralıkta su sıcaklığı ne oluyor sizce? He? Sabit mi? Adam genç azaldı. Bilir miyiz, bilemez miyiz?
Tamam. Şöyle diyeyim. Bunları yargı olarak şey yapayım, elimizde bulunsun. Buzun ilk sıcaklığı 0 santigrat dereceden azdır. İkincisi suyun ilk sıcaklığı 0 santigrat derecenin üzerindedir. Üçüncüsü şöyle diyeyim, ikinci aralıkta buz erir. Dördüncüsünde şöyle diyeyim, ikinci aralıkta suyun sıcaklığı 5. sabittir. Beşinci aralıkta çocuk. İkinci aralıkta buzun sıcaklığı sabittir. Bir dakika. Şimdi bak, eğer buzu sudan saysaydım, kabın içinde su ve buzdan başka bir şey olmadığına göre kütle değişimi yazabilir miydim çocuğum? Değil mi? Olmaz. Su kütlesi diyorum ya, bildiğin su. Gaza dönüşüyor ama yine de su kütlesi artıyor. Yok, hayır, başta gaz olabilir falan. Ya! Hayır. Su kütlesi deyince sıvı haldeki şeyden bahsediyoruz. Sıvı kütlesinden bahsediyoruz. Buzu, katıyı su kütlesi olarak almıyoruz. Tamam. Tamam mı? Ya hayır hayır, almıyoruz. Biz burada almıyoruz. Su kütlesi deyince sıvı haldekinden bahsediyorum. Tamam. Buzu su olarak almıyorum. Buz katı. Zaten başka grafiklerde de buz kütlesi diye yazacağım. Tamam. Su kütlesi deyince buzu almıyorum. Tamam mı? Anladık mı? Bir katı suyla gaz olamaz mı? Gaz yoğuşur. Olabilir. Niye olmaz? Ya arkadaşlar bakın, gözünü sevdiklerim, soruyu baştan şöyle söylüyorum. Isıca yalıtılmış bir kapta bir miktar suyun içerisine bir miktar buz atılıyor. Suyun kütlesi bu hal bu şekilde değişiyor diyorum da. Daha zorlamayın bunu. Gaz mı olur? Yok, hidrojen mi koyduk? Yok, helyum şöyle mi etti? Bizi ilgilen, biz su ve buza bakıyoruz gözünü seveyim ya. Ben öyle bir şey demedim daha. Sadece yargı yazdım da. Tövbe estağfurullah. 6. Kapta denge sıcaklığı 0 santigrat derecedir. 7. Kaptaki buzun tamamı erimiştir. Sekiz. İkinci aralıkta buzun öz kütlesi sabittir. Dokuz. İkinci aralıkta suyun öz kütlesi artmıştır. On. Üçüncü aralıkta su ve buz aynı sıcaklıkta. Diye böyle devam ettirsin gitsin. Hatta şey bile olur yani,
hal değişiminin olup olmadığını sorar. Yok ikinci aralıkta şunun verdiği enerji öbürünün şununa dönüşmüştür. Onun aldığı enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür falan falan. Mesela şöyle bir yargı da güzel bir yargı olur bence. İkinci aralıkta kaptaki ortalama öz kütle büyümüştür. Mesela böyle bir şey yazalım. Dur onu da yazalım. 11. İkinci aralıkta kaptaki ortalama öz kütle büyümüştür. Dedi. Şimdi bak, devam edelim. Değerlendirmeye devam edelim. Birincisi, zaten şunu konuştuk. İlk önce ikisi birden hal değiştirmiyor. İkisinin de hal değiştirme sıcaklığında olmadığını biliyorum. O zaman buz erimediğine göre buz eksi sıcaklıkta olmalı. Celsius derece cinsinden. Su da donmadığına göre artı derecede olmalı. Celsius cinsinden. Bir yüzünü yıkamak ister misin? Ha? Kendinlesin değil mi? Evet. Suyun ilk sıcaklığı sıfırın üstünde, buzun ilk sıcaklığı sıfırın altında. Tamam. Peki, üçüncüsünde diyor ki, ikinci aralıkta buz erir. Evet, birileri hal değiştiriyor olmalı ve burada suyun kütlesinin arttığını görüyorum. Değil mi? Su kütlesi artıyorsa buz eriyor olmalı. Tabii ki doğru. Güzel. Bunlar doğru oldu. Buzun ilk sıcaklığı sıfırdan az, hatta doğru, kesin doğru, kesin doğru. Kesin doğru demiş oldum. Dördüncü yargı diyor ki ikinci aralıkta suyun sıcaklığı sabittir. Yanlış yani. Kesin yanlış ya. Kesinlikle yanlış. İkinci aralıkta buz eriyor. Buz eriyebilmek için dışarıdan enerji alması lazım. Burada buzun enerji alabileceği tek şey var. O da su. Su enerji verdiği durumda nasıl olur da sıcaklığı sabit kalabilir? Bu olmaz. Sıcaklığı sabit kalan şey su değil burada. Kim? Buz. Buzun sıcaklığı sabittir. Evet, ikinci aralıkta. Kesin doğru. Tamam. Bak diyor ki altıncıda kapta denge sıcaklığı sıfır derecedir. Olabilir ya da olmayabilir. Şuraya geldiğimde artık sıcaklık diyorum, su kütlesi değişmiyor. Değil mi? Su kütlesi kaptaki buzun tamamı eridiği için artık değişmiyor olabilir. Buz eridi, 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 bitti. Ya bundan sonra suya dönecek bir şey yok kapta. Olduğu için kütle sabitlenmiş olabilir. Ya da su buzu eritti, eritti, eritti. En sonunda su sıfır dereceye geldi. Buzu eritemiyor. Kapta hala buz var, kapta hala su var. Ama ısıl dengeye ulaştıkları için su kütlesi değişmiyor artık. Durumu sağlandığı için de 3. aralık doğrulanmış olabilir. Onun için denge sıcaklığı 0 derece mi oldu? Yoksa kaptaki buz mu bitti 3. aralık için? Kestiremiyorum. Bu belki doğru, belki yanlış olacaktır. Tamam. 7. yargı şöyle diyor. Kaptaki buzun tamamı erimiştir. İşte bunu bilmediğimiz için zaten 6.'ya kesin demedik. Değil mi? Güzel. İkinci aralıkta buzun öz kütlesi sabittir diyor. İkinci aralıkta buzun öz kütlesi sabittir. Ne dersiniz? Kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Niye? Çünkü ikinci aralıkta buz eriyor. Buz eriyorsa eğer sıcaklığı sabittir. Ha, şöyle diyeceksin. Hocam ama buz eriyor. E tamam da buzun yarısı eridiğinde öz kütlesi yine 0.9 olmayacak mı? Değil mi? Bir malzemenin sıcaklığı değişmediği sürece öz kütlesi sabittir. Diğer koşullar sabit zaten burada. Gördün mü? Buzun öz kütlesi sabit. İkinci aralıkta suyun öz kütlesi artmıştır diyor. Ha? Kesinlikle bilmiyoruz değil mi bunu? Belki buzun sıcaklığı atıyorum artı 10 dereceden artı 4 dereceye geliyordur. Yani öz kütlesi artıyordur. Belki de suyun sıcaklığı
artı 4 dereceden artı 1 dereceye doğru geliyordur. Yani öz kütlesi küçülüyordur. Toplamda kapta bulunan su için konuşuyorum. Tamam. O zaman bundan emin değiliz. Bu arada şurası bir karmaşa oluşturabilir. Yine söyledim, biraz önce toplamda sudan bahsediyorum dedim. Buzdan suya dönen su, eriyen bölüm yani, ilk önce bir sıfır derecededir ya, kaptaki su hala artı derecede. Onların ortalama öz kütlesinden bahsediyorum. Dolayısıyla öz kütle değerinin büyüyüp küçülmesi kesin ifade olarak düşünülmemeli. Çünkü sıcaklık değerinin ne olduğunu bilmiyoruz kaptaki su için. Onuncusunda diyor ki, üçüncü aralıkta su ve buz aynı sıcaklıktadır. Eğer üçüncü aralıkta kapta su ve buz varsa, evet bu kesin öyledir. Ama kapta buz kalmamış olabilir. Onun için bu belki doğru belki yanlıştır. He? Üçüncü aralıkta su ve buz aynı sıcaklıktadır diye, üçüncü aralıkta buz olduğundan emin değilim ki. Öyle mi? Yok. Sadece böyle oluyor diye. Ha şöyle derse bak, şu senin düşüncen şöyle. Üçüncü aralıkta kapta buz varsa su ve buz aynı sıcaklıkta. Böyle dediğinde kesin doğru. Ama üçüncü aralıkta su ve buz aynı sıcaklıktadır deyince, ya buz yoksa? Onu kesin söyleyemem. İkinci aralıkta kaptaki ortalama öz kütle büyümüştür diyor. Buna ne diyeceksin? İkinci aralıkta buz erimiyor mu? Yani kaptaki toplam hacim azalmış oluyor değil mi? Buz ve suyun toplam hacmi. Değil mi? Dolayısıyla kütle sabit toplamda. O zaman öz kütle ortalama değer olarak büyümüş olmalı. 11. yargıda kesinlikle doğru olmuş oldu. Tamam. Dokuzuncu yargı ne? Suyun öz kütlesi. Artı 4 derece olayı var ya. Oradan ikinci aralıktan nereye doğru geliyor bilmiyoruz. Artı 4 dereceye doğru geliyorsa artmıştır. Artı 4 dereceden 1'e doğru geliyorsa azalmıştır. Şimdi mesela şöyle bir şey olsa, su kütlesi zaman olsun. Hadi zaman. Evet. Şöyle diyelim. Şöyle bir grafik olsa. Bak bu sefer nelerden bahsedebilir? Birincisi, suyun ilk sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Kesinlikle doğru. Niye? Direkt olarak hal değiştirmiş. Bakın su ve buz, yine aynı cümlelerle sorulan bir soru. İşte deniz seviyesinde ısıca yatılmış bir kap içerisinde bulunan suyun içerisinde bir parça buz atıldığında su kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibi oluyor diye bahsetti. Bakın T eşittir sıfır anında, yani su ve buz bir araya getirildiği andan itibaren ne olmuş? Su kütlesi azalmaya başlamış. Su kütlesi azalıyorsa su donuyor demektir. Su donuyorsa bu durumda sıcaklığı sıfır derece olmaz. Sıfır derecenin dışında donamaz ki su. En azından deniz seviyesinde böyle olmalı. O zaman suyun ilk sıcaklığı sıfır derecedir. Kesin doğru oldu. O zaman kesin doğru olan başka bir ifade. Buzun ilk sıcaklığı sıfır derecenin altındadır. Kesinlikle doğru. Buraya şöyle bir dikkat edin. Bazen şöyle söylüyor çocuklar. Diyorum ki eğer şey yapıyorsa, su donuyorsa buzun sıcaklığı sıfırın altındadır. Hocam belki sıfır derecedir.
Ama buz çok büyüktür. Ne kadar büyük olursa olsun. Isıl denge dediğimiz şey sıcaklıkla alakalı. Bir buz dağının üzerinde su damlası döktünüz. Eğer buz dağının sıcaklığı 0 derece ise suyu donduramaz arkadaş. Bu kadar basit. Bir yüzme havuzu dolusu su var. Bu suyun sıcaklığı 0 derece. Sen bunun içine bir buz parçası attın. Ne kadar büyük su kütlesi olursa olsun buzu eritemez. Çünkü içerideki suyun sıcaklığı 0 derece. Anlatabiliyor muyum? 0 derecede su kesinlikle buzu eritemez. 0 derecedeki buz da kesinlikle su donduramaz. Bunu unutmamak lazım. Tamam. O zaman burada su donabildiğine göre demek ki buzun sıcaklığı kesin sıfırın altındaymış diye söyleyebilirim. Mesela ben burada desem ki üçüncü yargı olarak denge sıcaklığı 0 santigrat derecedir desem sen diyeceksin hocam kesin doğru bu. Niye? Çünkü ben bu kapta şuraya geldiğimde kapta hala su kaldığından eminim. Değil mi? Suyun kütlesi sıfır olmamış. Peki su azalınca kütlesi neye dönüştü? Buza dönüştü. Yani kapta buz olduğundan da eminim. Kapta buz var, su var ve şu noktadan sonra herhangi birinin kütlesinde değişiklik olmamış. Değil mi? O zaman ikisi birden varsa ve ikisi birden dengede kalabiliyorsa güzel kardeşlerim ne olmuş olmalı? 0 derecede olmuş olmalılar ikisi de. Tamam? Burada dengeden bahsedebiliyorum ama burada emin değilim. Görebiliyor musunuz? Tamam. Mesela şöyle bir şey diyebilirsin. Birinci aralıkta suyun sıcaklığı sabittir. Evet sabittir çünkü hal değiştiren su gördüğünüz gibi. Değil mi? Su donuyor. Anlaştık mı? Mesela buzun sıcaklığı şu birinci aralıkta artmıştır. Çok doğru. Kabul. İşte suyun ne bileyim potansiyel enerjisi azalmıştır. Evet haklısın. Sıcaklığı değişmiyor ama ısı veriyor. Isı verdiği halde sıcaklığı değişmiyorsa o zaman kinetik enerjisinde, ortalama kinetik enerjisinde bir değişiklik yok. Demek ki su ya da toplam sistemdeki su kütlesi buza döndüğüne göre potansiyel enerjide bir değişiklik oluyor diyebilirsin. Tamam. Kaptaki toplam kütlenin öz kütle değeri küçülmüştür. Doğru söylüyor. Sudan daha küçük öz kütleleri olan malzemeye doğru geçiş var. Ortalama olarak öz kütle küçülmüştür. Kabul. Kaptaki toplam hacim artmıştır. Evet öyle olmuştur. Sudan buza geçiyorsun zaten. Gibi. Tamam. O zaman bizim için temel nokta şu. Başlangıçta direkt olarak hal değişimi başlamış mı başlamamış mı? Bir bunu kontrol etmem lazım. İkincisi bahsedilen hal değişimi aralığında kim hal değiştiriyor? Bak burada su kütlesinin değişimi, burada su kütlesinin değişimi var ama burada buz hal değiştiriyor, burada su hal değiştiriyor. O zaman buna göre düşünmem lazım. Hal değiştirenin sıcaklığı da sabit kalmalı. Üçüncüsü, grafiğin sabitlendiği bölgede acaba malzemeler bittiği için mi sabitlenme yaşanmış? Yoksa ısıl dengeye ulaşıldığı için mi sabitlenme yaşanmış? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Tamam? Anlaştık değil mi? Heh? Var mı burada aklınızı karıştıran bir şeyler? Var mı? Bu arada su kütlesi dedim ama buz kütlesi zaman grafiği de çizebilir tabii ki adam. Onunla ilgili de zaten sorularda şey yaparız, tartışmalar yaparız. Thank you.
Evet, bir dahaki sefere de ısının yayılma yollarından devam edeceğiz.